Sağ olsun her ne zaman kapısını çaldıysa hiç boş ki göndermedi bizi. Hep güler yüzüyle karşıladı. Hep sıcak karşıladı. Her dediğimize yaptı. Ondan dolayı da biz elimizden geldiği kadar ilimize yakışır, üniversitemize yakışır, sizlere yakışır, üniversite kampüsü oluşturmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da el birliğiyle güzel ilimize yakışır, daha güzel bir üniversite, daha güzel bir eğitim, öğretim yuvası kazandırmaya çalışırız. Ve güzel, değerli ülkemize, vatanımıza, milletimize hizmet edebilecek gençler yetiştiririz. Ülkemize faydalı bireyler yetiştiririz. Bütün amacımız ve gayemiz bu. Biliyorsunuz biz üniversitemizde bu 4. yılını hepinize hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Değerli valilerim, değerli milletvekili arkadaşlarım, çok değerli rektörümüz, akademik camianın değerli mensupları, sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle Ağrı'da böyle bir ortamın oluştuğunu görmekten duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Çok şükür bu günleri gördüm. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitemiz gerçekten çok iyi bir noktaya geldi ve çok kısa bir sürede geldi. Geçen Ramazan'da buradaydım yine. Kampüsü gezme imkanım oldu gündüz vakti. İftar ettim. Gerçekten bu kadar sürede, bu kadar ilerleme çok çok önemli. Buna tabii biz hükümet olarak bütün desteğimizi veriyoruz. Bugüne kadar 60 milyon civarında bir yatırım harcaması yaptık. Ve her yıl 20 milyon ödenekle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ayrıca tabii İbrahim Çeçen Bey'e de şükranlarımı sunuyorum. O da bir hayırsever olarak aynı şekilde bu üniversiteye ciddi kaynaklar ayırdı ve bugünleri gördü. Altyapısıyla, tesisleriyle, lojmanlarıyla, sosyal alanlarıyla, merkezi araştırma laboratuvarlarıyla, enstitüleriyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi gerçekten çok güzel bir yere geldi. Biz bu üniversiteleri ilk kurduğumuz zamanlar bazıları çıkıp dediler ki bunlar tabela üniversitesi olacak. Kanun çıkarıyor bu hükümet ama işte bunlar lafta kalacak. Biz sadece tabela olacak dediler. Hatırlıyorsunuzdur herhalde o günleri. Çok geçmişte değil işte 2005-2006 yıllarında böyle sözler edenler vardı. Şimdi o sözleri edenleri Ağrı'ya davet ediyorum ben. Gelsinler Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni görsünler. Daha da iyi olacak inşallah. Önümüzdeki dönem her geçen yıl çok daha farklı bir noktaya gideceğiz. Ve burası daha iyi, daha güçlü bir üniversite haline gelecek. Üniversiteleri biz sadece eğitim kurumları olarak görmüyoruz. Değerli öğrenciler. Üniversiteler eğitim işin bir boyutu. Aynı zamanda araştırma kurumları üniversiteler. İçinde bulundukları bölgenin sorunlarını ele alan, tartışan, projeler geliştiren, fikirler geliştiren kurumlar. Bu anlamda doğrusu ben üniversitelerimize aynı zamanda birer kalkınma kurumu olarak bakıyorum. Geçmişteki üniversiteler topluma biraz kapalı kalmıştı. Toplumla diyalogları zayıf olmuş. İş dünyasıyla, çiftçisiyle, köylüsüyle zayıf bir bağ geliştirmişler. Fakat bugün yeni kurduğumuz üniversitelerin en önemli farklarından biri de şu, artık girişimci üniversite modelini hayata geçiriyoruz. Girişimci üniversite, eğitim veren, araştırma yapan, fakat bunlarla yetinmeyip ürettiği bilgiyi etrafı için, toplum için katma değere dönüştüren, gelire dönüştüren bir üniversiteyi kastediyoruz. O modern üniversite kavramı geçmişte kaldı. Artık girişimci üniversite diyoruz. İnşallah Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitemizde bu bölgemizde girişimci bir üniversite olarak akademik personeliyle, öğrencisiyle, bütün paydaşlarıyla yeter ki huzur, güven ortamı olsun. Yeter ki biz insana yatırım yapalım. Göreceksiniz bu bölgelerimiz bir 5 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra
çok farklı yerlerde olacak. Bugünkü dünyada kalkınmanın, gelişmenin anahtarı insan. Ne madenler, ne toprak, ne başka bir şey. En önemli unsur insan. Kim insana daha çok yatırım yaparsa 21. yüzyılda, kim insana daha çok imkan sağlarsa, donanım sağlarsa, o daha çok gelişecek, daha çok öne geçecek. Türkiye olarak bizim iddialı hedeflerimiz var. 2023 vizyonumuz var. İlk 10 ekonomi arasına girmek istiyoruz. 2 trilyon dolar en az bir milli gelirimiz olsun istiyoruz. 500 milyar ihracat istiyoruz. Ar-Ge harcamalarımız, araştırma geliştirme harcamalarımız, yurt içi hasılamızın %3'üne kadar çıksın istiyoruz. Bütün bunları gerçekleştirmemizin en önemli şartı insan, insana yatırım. Ve burada üniversitelerimize gerçekten çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Her bölgemizde, her yöremizde potansiyellerimiz var. Her yöremize biz bir varlık olarak bakıyoruz, bir yük olarak bakmıyoruz. İşte o varlığımızı değerlendirmek için bütün enerjimizi harekete geçireceğiz. Ne yapacağız? Daha iyi eğiteceğiz insanlarımızı. Okul öncesinden doktoraya kadar. Her seviyede daha kaliteli bir eğitim vereceğiz. Ve sonuçta her insanımız bu eğitimle kendi bireysel hayatını zenginleştirecek. Hem de ülkemizin gelişimine katkıda bulunacak. Kalkınmayı biz aynı zamanda demokrasiyle de birebir ilişkili görüyoruz. Kalkınma dediğimiz hadise sadece teknik bir hadise değil. Sadece ekonomik gelir artışı değil. Aynı zamanda sosyal boyutu olan bir hadise. Çevre boyutu olan bir hadise. Herkese fırsat eşitliği sağlanmış bir ortamda kalkınmadan bahsediyoruz. Aynı zamanda nesiller arası dengeyi de kurmamız gerekiyor. Sadece bugünkü nesilleri düşünürsek, bütün kaynaklarımızı çarçur edersek, gelecek nesillere bir şey bırakmazsak, bu da tam arzu ettiğimiz bir kalkınma olmaz. Yine hukuk devletini, demokrasiyi ihmal ederek de kalkınamayız. Bugünkü dünyada gerçek anlamda kalkınmış bir ülke olabilmeniz için çok güçlü bir hukuk devleti olmanız lazım. İnsan haklarına saygılı olmanız lazım. Temel hak ve özgürlükleri en geniş anlamda yaşamanız lazım. Bunun şartı ne? Ülkemizde fikir hürriyetinin önünde hiçbir engel kalmaması. Çok şükür geçtiğimiz 10 yılda çok önemli reformlar yaptık. Demokraside önemli adımlar attık. Bunları yapmasaydık Türkiye bugünkü seviyesine gelemezdi. 230 milyar dolarlık bir ekonomiden geçen yıl itibariyle 774 milyar dolarlık bir ekonomiye ulaştı. Ama bunu yaparken gelir dağılımını da iyileştirdi. Bunu yaparken demokrasimizi de derinleştirdi. Daha yapacağımız elbette işler var. Fakat bunları hep birbiriyle paralel bir şekilde götürmeliyiz. Bir taraftan geçmişin topluma iyi yaklaşmayan, topluma tepeden bakan anlayışını değiştiriyoruz. Statikosunu değiştiriyoruz. Ve devleti dönüştürüyoruz bir anlamda. Devletle millet arasındaki farklılıkları yok ediyoruz. Bu devlet, bu milletin devleti olsun istiyoruz. Bu çok önemli. Her birimizin devleti olmalı bu devlet. Bu devleti sahiplenmeliyiz. Bu ülkeyi sahiplenmeliyiz. İşte bunun için devletle millet arasındaki ayrılıkları, mesafeyi ortadan kaldırıyoruz. Bir taraftan da ülkemizde huzur olsun, güven olsun diye elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Bir ülkede kavga varsa, çatışma varsa, terör varsa, kargaşa varsa o ülkenin, o bölgenin kalkınması mümkün değil. Demokrasisini de çok ileri götürmesi mümkün değil. Halbuki demokrasinin olduğu ortamlarda bütün farklılıkların bir arada yaşaması mümkün. Bakın bizim ecdadımız bunu yapmış. Atalarımız bunu yapmış. Bırakın Türk, Kürt, Arap vesaire. Bırakın Alevi, Sünni, değişik mezhepler. Farklı dinlerden insanlar bile bu bölgede, bu ülkede yüzyıllarca bir arada yaşamışlar. Kavga etmeden birbirleriyle komşuluk yapmışlar. Camisi, kilisesi, sinagogu, gidin bakın birçok ilimizde
yan yana yaşayabilmiş. Avrupa'da bu batı dediğimiz, modern dediğimiz ülkelerde hiçbir farklılığa tahammül gösterilemeyen dönemlerde bizim ecdadımız, bizim atalarımız, Allah onlardan razı olsun, bu olgunluğu göstermişler. Farklılıkları bir arada yaşatabilmişler. Bizim medeniyetimiz, bizim inancımız, bizim kültürümüz bize bu anlayışı veriyor. Biz hiçbir zaman ırkçı olamayız. Irkla dünyaya bakamayız. Etnik milliyetçilikler üzerinden geleceğimizi inşa edemeyiz. Tam aksine etnik milliyetçilikler, mezhep milliyetçiliği, bölgesel milliyetçilik bize ölümden, kandan, çatışmadan, geri kalmışlıktan başka bir şey getiremez. Bizim millet anlayışımız çok daha geniş bir anlayış. Bizim millet anlayışımız belli bir ırkı tarif eden, belli bir bölgeyi, belli bir mezhebi tarif eden bir anlayış değil. Tam aksine hepsini kucaklayan, hepsini bir potada birleştiren bir anlayış. Değişik etnik gruplarıyla, değişik dilleriyle, değişik mezhepleriyle, değişik inanç ve yaşam biçimleriyle hepsini kucaklayan bir anlayış. Aksi takdirde kendimizi dar bir alana hapsetmiş oluruz. Bunun ne bize faydası olur, ne ülkemize olur, ne de insanlığa olur. Türkiye, geçmiş Türkiye değil. Bazıları bunu daha fark edebilmiş değiller. Ama Türkiye değişti. Devlet değişti. Hukuk düzeni değişti. Ve değişmeye de devam ediyor. Hafızamız belki kötü anılarla da dolu bir tarafta. Hafızamızda geçmişte yaşanan birçok yanlışlar, eksikler, birçok farklı uygulamalar olabilir. Ama Türkiye artık o noktada değil. Türkiye farklı bir noktada ve inanıyorum ki ben bu hafızamızda her geçen yıl daha olumlu bir şekilde, olumlu hadiselerle, uygulamalarla dolacak ve bu geçmişin bize yüklediği yüklerden de kurtulmuş olacağız. Bir üniversite ortamında olduğumuz için üniversitelerimizle ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Üniversite bilimin yapıldığı yer, araştırmanın, eğitimin olduğu yer. Aynı zamanda fikir hürriyetinin, demokrasinin en güçlü şekilde yaşanması gereken bir ortam. Ama diğer taraftan da kavgaya, şiddete, teröre de en net şekilde karşı çıkması gereken bir kurum. Ben öğrencilerimizden de, akademik dünyadan da özellikle bunu beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü şiddet yapanlar, karşısındakine terör uygulayan, zorbalık yapanlar aslında kendilerine güveni olmayanlardır. Siz fikrinize güveniyorsanız, doğru bir şeyi savunduğunuza inanıyorsanız, başkasına şiddet uygular mısınız? Başkasını zorlamaya çalışır mısınız? Eğer gerçekten doğruysa fikriniz, insanları ikna edersiniz, anlatırsınız, tartışırsınız, konuşursunuz. Bunu yapmayın. Zorla bir şeyi kabul ettirmeye çalışıyorsanız demek ki sizin fikriniz aslında o kadar iyi bir fikir değil. Demek ki siz kendi fikrinize güvenmiyorsunuz aslında. Şiddeti kullananlar kendilerine güvenmeyenlerdir. Fikirlerine güvenmeyenlerdir. Yoksa biz her fikre saygılıyız. Bütün düşüncelere saygılıyız. Yeter ki şiddet olmasın. Özgürlük dediğimiz şey de herkesi zorlama anlamına kesinlikle gelemez. Kendi fikrinize zorla getirme anlamına kesinlikle gelmez. Eski düşünürlerden biri şöyle bir ifade kullanmış. Benim burnumun başladığı yerde senin yumruk sallama özgürlüğün biter demiş. Özgürlük tabii ki çok önemli ama bir başkasının hakkına, hukukuna da tecavüz etmeden yaşanması gereken bir hak. Haklar sorumluluklarla birlikte anlamlı. Sadece haklardan bahsedip sorumlulukları bir tarafa bırakırsanız o zaman karşınızdakine saygınız kalmaz. O zaman gerçekten insanlıktan da uzaklaşmış olursunuz. Üniversite öğrencilerinden ben özellikle şunu istirham ediyorum. Lütfen her şeyi tartışın. En özgür şekilde tartışın. Konuşun. Ama bir taraftan da şiddete karşı, teröre karşı da kimden gelirse gelsin, kim yaparsa yapsın, net olun ve karşı olun. Bunu yapmadığınız sürece ne kendi geleceğinizi inşa edebilirsiniz,
ne de bu ülkenin, bu toplumun geleceğini, çoluk çocuğumuzun geleceğini inşa edersiniz. Biraz fazla uzattım, kusura bakmayın. Bu noktada tamamlamak istiyorum. Dikkatlice dinlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyoruz. Şimdi soru sormak isteyen, yorum yapmak isteyen varsa söyleşi dendi bunun adına. Onu da gerçekleştirelim. Öğrenci arkadaşlarımızdan veya akademisyenlerimizden fikrini ifade etmek isteyenler varsa bir mikrofon var mı size? Evet. Sahne sizin değerli arkadaşlar. Bir arkadaşınız söz istedi şuradan. Mikrofonu ulaştın mı? Kendinizi de tanıtırsanız bölümünüzü. Ben Mardin'de Ferhat Yaşar Türkçe öğretmenliğini okuyorum. İlk önce hoş geldiniz Sayın Bakanım. 67. güne gelen açlık grevinde yani hükümet olarak bir çözümün olduğunu, yani nasıl bir çözümün olacağını o konuda bir açıklamanız var mı? Teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili hükümet sözcümüz Bülent Arınç Bey değişik vesilelerle biliyorsunuz açıklamalar yaptı. Biz hiçbir insanın açlık grevine gitmesini temenni etmeyiz. Bir an önce de bunların sonuçlanması en büyük temennimizdir. Bunu görmekten de büyük memnuniyet duyarız. Açlık grevleri biliyorsunuz hapishanedeki koşullarla ilgili değil. Daha farklı siyasi bir gündemle yapılıyor. Bugün Türkiye hapishaneleri Avrupa Birliği standartlarında yapılıyor ve dış denetime de toplumun denetimine de açık bir şekilde. Demokrasi yolunda her türlü çabayı da sarf ediyoruz. Bu açlık grevlerinden dolayı değil veya bir takım terör hadiseleri oldu diye değil. Bakın eğer öyle bir ilişki kurarsak çok yanlış düşünmüş oluruz. Türkiye bunları yapmak durumunda olduğu için temel haklar, temel özgürlükler zaten hepimizin benimsemesi gereken, yapması gereken işler olduğu için bunları zaten yapıyoruz. Bizim hükümet programımızı açıp okursanız, 2011 yılında demokrasi bölümünü okursanız neleri düşündüğümüzü çok net görürsünüz. Yine geçtiğimiz günlerde bizim partimizin kongresi vardı. Başbakanımız son defa AK Parti Genel Başkanı olarak seçildi. Ve orada da yaptığı konuşma, yayınlanan kitapçığımızda birçok hak ve hürriyetle ilgili zaten biz kendimiz taahhütlerimizi ortaya koyduk. Bunlardan bir tanesi de ana dilde savunma hakkıydı. Yani bu grevlerden çok önce zaten bunu biz ilan ettik. Bunu yapacağız dedik. Ve şu anda da meclisimize sevk ettiğimiz bir kanun tasarımız var. Mecliste komisyonlarda görüşülecek. Bunun da önü açılmış olacak. Geçmişte olağanüstü halleri biz kaldırdık. Kürtçenin önündeki bütün engelleri kaldırdık. 24 saat yayın yapan bir kanalımız var artık. Üniversitelerde Kürtçe ile ilgili enstitüler kurduk. En son eğitimde yaptığımız reformla devletin resmi okullarında seçmeli ders haline getirdik isteyenler için. Yani Türkiye demokrasi yolunda zaten bir ilerleme içinde. Ben ümit ediyorum ki bu açlık grevini yapanlar bir an önce normal hayatlarına dönsünler. Türkiye'nin bunlara ihtiyacı yok. Türkiye'nin daha fazla demokratik tartışmaya ihtiyacı var. Daha fazla fikire ihtiyacı var. Daha fazla çalışmaya, ter dökmeye, emek sarf etmeye ihtiyacı var. Biz ne kadar birbirimizle çatışırsak bu bize yaramaz. Türkiye'de ne Türkiye yarar, ne Kürt'e yarar, ne Arap'a yarar, ne Çerkez'e yarar. Ancak başka ülkelere yarar bu işler. Bizim birbirimizle uğraşmak, birbirimizle çatışmak değil, birbirimizle bütünleşmeye ihtiyacımız var. Hep birlikte bu ülkeyi daha iyi yerlere götürmeye ihtiyacımız var. Keşke hapiste olan insanlar da hapiste olmasalardı, işte üniversitede öğrenci olsalardı, iş yerlerini kursalardı, partilerde özgür bir şekilde siyasetle uğraşsalardı, bu kendileri için de, ülkemiz için de çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bir an önce bu eylemlerin sona ermesini temenni ediyorum. Evet,
Başka söz almak isteyen, buyurun lütfen. Önceden üniversitemize hoş geldiniz. Gökhan Çelik İşletme Bölümü öğrencisiyim. Her gün üniversitenin yapılması güzeldi. Daha önemli olan şey, bu üniversitede mezun olan öğrencilerin iş olanaklarının bulması, iyileştirilmesi daha iyi değil mi? Çok doğru. Şüphesiz ki istihdam çok önemli. Türkiye, işsizliği sıfırlamak mümkün mü? Maalesef mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde. En gelişmiş dediğimiz ülkelerde bile işsizlik sıfır değil. Bugün Avrupa'da %10'un üzerinde, Amerika'da yine eskiye göre çok daha yüksek oranlarda. Türkiye'de son 3-4 yılda baktığınız zaman işsizlikte ciddi bir gerileme var. Bu sene itibariyle %9'lara kadar düşmüş durumdayız. Hiçbir zaman sıfırlamak belki mümkün değil ama yıllık ortalamayı söylüyorum. Son rakamlar 8'ler civarında ama yıllık ortalama 9 civarında bir işsizliğimiz var. Küresel bu kriz dediğimiz ortamda bu %14'lere kadar çıkmıştı. O noktadan bu noktaya 5 puan civarında, ki bu çok önemli bir artıştır, istihdamda artış var. Son 3 yılda 4 milyonun üzerinde bir istihdam artışı oldu Türkiye. Üniversite mezunu insanlarımız da tabii bundan payını alıyorlar. Fakat şunun da ben altını çizmek isterim doğrusu. Eskiden belki üniversiteler çok azdı. O yüzden üniversite mezunu olan herkes bir şekilde bir iş bulabiliyor. Fakat şimdi artık giderek sayı çok artıyor. Ve önümüzdeki dönemde daha da artacak. Dolayısıyla bütün üniversite mezunu olanlar hemen iş bulacak veya devlette iş bulacak diye beklersek maalesef umduğumuzu alamayız. Toplumun bütün mesleklere ihtiyacı var. Bütün mesleklerde artık biz üniversite mezunu insanlar göreceğiz. Ve özel sektör de dahil olmak üzere. Bugün Türkiye'nin toplam istihdamının sadece %12'si devlet. %88'i özel sektör. Bir taraftan da girişimcilik dedim ya az önce. Sadece ben nerede iş bulurum diye düşünmemeli üniversite okuyan insanlarımız. Kendi işimi nasıl kurarım ve başkalarına da nasıl iş veririm diye de düşünmek durumunda. Gençlerimize dönüp biz artık girişimci bir nesil yetişsin istiyoruz. O yüzden üniversiteler size şunu bir abiniz olarak diyelim. Şunu tavsiye ederim. Üniversitede okurken sadece derslerle ilgilenmeyin. Aynı zamanda iş hayatıyla da ilgilenin. Bakın siz işletme bölümündesiniz. Mutlaka yaz tatillerinde bulabilirseniz bir iş bulup çalışın. Tecrübe edin. Piyasa tecrübesi edin. Staj yapmaya çalışın. Şu anda İşkur'un mesela çok sayıda böyle programları var. Onlardan faydalanın. Gerekirse hiç ücret bile almadan bazı iş yerlerine gidin çalışın. Ben kendim bakın lisede okurken aynı zamanda yaz tatillerinde çalıştım. Ve onun bana çok faydası dokunduğunu düşünüyorum. Bir taraftan insanı olgunlaştırıyor iş hayatı. Bir taraftan da yeni iş imkanları için de kapı açıyor. Artık bugünkü dünya rekabetçi bir dünya. Yabancı dile büyük önem verin. İngilizce bilmeden bugünkü dünyada özellikle belli alanlarda iş bulmak giderek zorlaşacak. Daha Arapçayı bilseniz daha iyi. İran'la komşuyuz burada mesela. Farsçayı bilseniz daha iyi. Yabancı dil öğrenmeniz lazım. İş hayatı için de çok önemli. Bilgi teknolojilerini iyi kullanmayı becermeniz lazım. Bilgi teknolojileri. Bugünkü dünyada artık bilgisayarı, interneti, bir takım programları bilmeyen insanların da iş bulması çok zor. Bir diğer önemli unsur bence iş bulmanızda ekip çalışmasına yatkınlık. Diyalog. Siz bir başkasıyla iyi geçinebiliyorsanız, iyi iletişim kurabiliyorsanız, kriz çözmeyi biliyorsanız, sıkıntılı durumları atlatmayı becerebiliyorsanız, bu da sizi iş hayatında çok başarılı kılacak bir özellik. Yabancı dil, bilgi teknolojileri, iletişim teknikleri. Bu konularda özellikle özel kurslar varsa, imkanlar varsa mutlaka bunları değerlendirin. Bir taraftan derslerinizi görün, bir taraftan da bu tür becerilerle ilgili çaba sarf edin. İnanıyorum ki istihdam şansınız da daha kaliteli bir şekilde bir iş bulma şansınız da artacaktır. Bu biraz da sizin gayretinize bağlı. Teşekkür ederim.
Buyurun. Ben de işletme 2. sınıf öğrencisiyim. Adım Kamil Çelik. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Teşekkür ederim. Şimdi az önce konuşmanızda fırsat eşitliği, herkese fırsat eşitliğinden bahsettiniz. Şimdi ben Ağrı'da okuyorum. Kars'ta okuyan öğrenciler var, Bitlis'te okuyan öğrenciler var. Bir de ODTÜ'de, Ankara Siyasal'da, Boğaziçi'nde okuyan öğrenciler var. Şimdi bana sunulan fırsatlarla onlara sunulan fırsatlar, yani bu fırsat eşitliğinden burada nasıl bahsediyoruz? Evet. Aynı imkanları hepimiz görebiliyoruz. Şöyle söyleyelim, yani haklısın. Gerçekten üniversiteler arasında farklar var. Çok eskiden kurulmuş, 50 sene, 60 sene önce kurulmuş, artık köklü hale gelmiş, birçok altyapısını kurmuş üniversiteler var. Onların imkanlarıyla yeni kurulan üniversitelerimiz arasında farklılıklar var. Onu kabul ediyorum. Fakat bir taraftan da şunu düşünelim. Eskiden hiç yoktu bu Ağrı'da üniversite, değil mi? Sıfırdı yani. Şimdi sıfırda değiliz. Şimdi belli bir artıya gelmiş durumdayız. Bir anda o farkı kapatabilir miyiz? Gerçekçi olalım, bir anda kapatamayız. Bir anda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ODTÜ'nün seviyesine gelemez. Fakat zamanla olabilir mi? Neden olmasın? Önemli olan her geçen yıl bu farkı biraz daha kapatıyor muyuz, kapatmıyor muyuz? Ben şunu düşünüyorum doğrusu. Her üniversite belli konularda yoğunlaşmalı. Birbirinin taklidi olan, birbirinin benzeri olan üniversiteler olmamalı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi de belli konular seçmeli kendisine. Onlara yoğunlaşmalı ve o konularda Türkiye'nin en iyisi olmaya çalışmalı. Her alanda olmayabilir, gerçekçi olan. Her alanda en iyi olacağım derseniz bu biraz zor. Ama diyelim ki belli bir konu seçin. Bunun üzerinde yoğunlaşırsa, birkaç konu üzerinde, burada Türkiye'de söz sahibi bir üniversite olmaması için bir sebep yok. Daha çok genç bu üniversitemiz. Bir anda böyle çok büyük bir şey beklersek bu doğru olmaz. Ama zaman içinde inşallah daha iyi noktalara gidecek. Bakın şu son 3-4 yılda aldığı mesafeye bakarsanız. Bu mesafeyi bir 5-10 yıl içinde nerelere taşıyacağını düşünürseniz inşallah o fırsat eşitliğinin daha iyi altyapısını kurmuş olacağız. Ben kendim Bingöllüyüm. Sınava girdiğim sene 1983'tü üniversite sınavına. O dönemde hiç dershane mershane de yoktu Bingöl'de doğrusu. Hiç dershaneye de gitmedim ben açıkçası. Etrafımızda işte birkaç arkadaşımız vardı. Onlarla böyle birbirimizle yardımlaşarak, biraz gidip bir yerden bir dergi alarak, ederek çalıştım. Üniversiteye öyle hazırlandım. Ve çok şükür o dönem kazandım, ODTÜ'yü kazandım. Fakat emin olun tercih yapacakken mahallede gidip birine sorayım diye düşündüm. Kimse gelmedi aklıma. Yani belki vardı 3-5 kişi üniversite okuyan o dönem bu bölgede. Fakat benim bildiğim yoktu. Çok az sayıda insan üniversite imkanına kavuşuyordu o dönem. Bugün bakın çok şükür binlerce öğrencimiz var. Ha bugün de artık neyi tartışacağız? Sizin de demin vurguladığınız gibi kaliteyi tartışacağız. Artık sayı arttı. Bundan sonra kaliteyi nasıl artıracağımızı tartışacağız. Onu da hep birlikte gerçekleştireceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Yalnız hanımefendilerden hiç söz alan olmadı. Onlara bir öncelik verelim. Burada bir kardeşimiz var. Şöyle buyurun. Şuraya mikrofonu uzatırsanız. Sayın Bakanım, öncelikle hoş geldiniz. Ben Türkçe bölüm öğrencisiyim. Adım Ceylan Ayaz, Mardin'den geldim. Mardin'de çok öğrenci var burada anlaşılan. Evet. Ben ikinci Mardin. Evet. Mardin'de bu arada çok dünyanın en harika şehirlerden bir tanesi. Gerçekten bu bir arada yaşama kültürünü de en güzel gösteren şehirlerimizden. Kesinlikle buyurun. Öyle. Sayın Bakanım, şunu soracaktım. Siz gelir gelmez hani kalkınmadan bahsettiniz. Kalkınmışlıklar arasındaki farkları söyleyecektim. Hani bölgeler arasındaki farklılıkları. Evet. Hani bir Marmara'nın kalkınmasıyla bir Güneydoğu'nun kalkınması neden hala böyle büyük bir fark var? Evet. Yani ya da hani neden bölgeye hala eksik yatırımlar yapılıyor ya da hani yeteri kadar önem verilmiyor. Ben bir üniversite öğrencisiyim. Hani araştırıyorum da, okuyorum da. Bunları görüyorum hani. Şehrimi de biliyorum. Hani neden yanlış yansıtılıyor ya da medyaya? Hani
Mesela dün, mesela siyasi olarak da bakarsak Sayın Bakanım, hani Kalkınma Bakanısınız, bunu özellikle söylemek istiyorum. Hani dün Uludere'de de 34 kişi hayatını kaybetti, 34 sivil hayatını kaybetti. Mesela bugün de açlık grevleri 67. gününde biliyorsunuz. Hani siz Kalkınma Bakanısınız, kalkınmışlıktan söz ediyorsunuz. Ama hani Başbakanımız çıkıp da hani blöftür, şantajdır, şovdur, hani böyle sözler de kullanabiliyor. Hani 2012 senesindeyiz. Hani hala birbirimizi anlayamıyoruz gerçekten. Yani nasıl bir kalkınmalı söz konusu? Şimdi Ceylan'cığım bak, birincisi şunu söyleyelim. Doğru, bölgeler arası gelişmişlik farkları oldukça yüksek Türkiye'de. Bu tabii son yılların bir hadisesi değil. Az önce de belirtmeye çalıştığım gibi. Uzun yıllar maalesef bu bölgeler ihmal edilmiş. Uzun yıllar ihmal edilmiş. Bu bir gerçek. Bir taraftan da şunu da tabii kabul etmemiz lazım. 30 yıldır bir de bir terör sorunu yaşıyoruz. Terörün olduğu yerde maalesef bazı hizmetler yürümüyor. 1984 yılında ilk başladı bir takım terör hadiseleri. Aynı yıl rahmetli Özal GAP projesini hızlandırıyor. Bakın GAP projesini hızlandırdığımız yıl terörün de artmaya başladığı bir yıl oldu. Bunu da sormamız lazım. Niçin daha çok yatırımların başladığı bir dönemde terör hadiseleri de artmaya başladı? Ve bunun en büyük bedelini, maliyetini de maalesef bu bölge ödedi. Bu son 30 yılda GAP projesimiz, Mardin'in de içinde bulunduğu proje daha hızlı yürüyemez mi? Yürüyebilir. Fakat bugün bile bakın bazı projelerimize saldırılar oldu. Bazı şantiyelere, hava alanlar, sulama projelerine, yol projelerine saldırılar oldu. Şimdi birileri hem bunlara saldıracak hem de bir taraftan dönüp diyecek ki niye hizmet oldu? Bu ikisi bir arada olur mu? Samimi olmak lazım. Elbette ki biz yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bu bölgemiz, az önce söyledim, benim de bölgem. Genç nüfusuyla, çevresiyle, potansiyelleriyle çok daha iyi yere gelebilecek bir bölge. Sadece GAP'a ve DAP'a geçtiğimiz 10 yılda, bu yılı saymıyorum, 31 milyar liralık bu hükümet yatırım yaptı. 31 kat milyon eski parayla. Mardin'den sen bilmen lazım. Mardin ana kanallarını gördün mü hiç? 200 kilometrenin üzerinde Kızılırmak büyüklüğünde debisi olan şu anda ana kanallar inşa ediyor. Atatürk Barajı'ndan Mardin işte o Mezopotamya ovalarını sulayacak bir proje. Bunun getireceği üretim artışını düşün. Mardin'i adeta yeniden yapıyoruz. Mardin şehrini. Mardin'deki bütün yeni yapıları yıkmaya çalışıyoruz. Başka yerlerde yapmakla övünüyoruz ama Mardin'de yıkmakla övünüyoruz. O çirkin eski yapıları, yeni yapıları yıkıp o Mardin'in geleneksel dokusunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bundan birkaç yıl öncesine kadar Mardin'de 5 yıldızlı otel var mıydı? Şimdi yapıldı, yeni yeni oteller yapılıyor. 5 yıldızlı oteller. Mardin o eski güzelliğiyle ortaya çıkıyor. Yine Mardin'i sınır ticaretinde çok daha iyi bir noktaya getirdik. Sınır ticaretinde de daha farklı yerlere gidiyor Mardin. Turizmiyle, sınır ticaretiyle, tarımsal potansiyeliyle çok iyi bir noktaya inşallah parlayan illerden biri olacak Mardin. Zaten bunu görüyoruz, daha da iyi olacak. Fakat Mardin'de benim yine en önemsediğim yönlerden biri bu bir arada yaşama kültürü. Mardin bunu çok güzel beceriyor. Sadece Türkiye'ye değil, aslında dünyaya örnek olabilecek bir şey. Fakat demin yine vurgulamaya çalıştım. Bakın bunları hepsini tartışalım. Ama bir taraftan da şunu net bir şekilde söyleyelim. Biz bölgemizde şiddet istemiyoruz. Biz bu bölgede terör istemiyoruz. Bunun en büyük acısını, en büyük bedelini biz ödüyoruz. Az önce bahsettiğim farkları daha hızlı kaldırmak istiyorsak huzura ihtiyacımız var. Daha fazla güvene ihtiyacımız var. En son bir 6. bölge ilan ettik bütün bu yörelerimizi. En yüksek teşvikleri veriyoruz şu an. Doğu ve Güneydoğu illerine.
Bir taraftan kamu yatırımı yapıyoruz, bir taraftan da diyoruz ki özel sektör de gelsin yatırım yapsın. Çünkü dünyada, dünyayı siz biliyorsunuz, artık internet var, dünyayı takip ediyorsunuz. Sadece bir bölgenin kamu yatırımıyla kalkınması da mümkün değil. Özel sektörün de yatırım yapması lazım. Özel sektörün gelmesi için de o bölgenin imajı çok önemli. İmaj. Az önce sen de bir arada söyledin. Medyada da maalesef bu bölgemizi çok iyi yansıtmıyor. Sanki ortalığı kan götürüyor. Sanki her tarafta şiddet, her tarafta sıkıntı var gibi bir tablo çiziyor. Bazı olayları da esas alıp, halbuki bu bölgede her tarafta da olay yok, her tarafta da sıkıntı yok. İşte bakın burada bu üniversitede oturmuşuz, bu akşam ne güzel bir tartışma yapıyoruz. Ama bunu maalesef medya yeterince yansıtmıyor. Güzel şeyleri bu bölgeyle ilgili yeterince yansıtmıyor. 5 yıldızlı oteller yapılıyor, turizm gelişiyor, yollar yapılıyor, hastaneler yapılıyor. Iğdır'a havaalanı yaptık, bakın geçen açtı başbakanımız. 10 sene önce böyle bir şey düşünebilir miydik? Ağrı'da hava terminalimizi yeniden yapıyoruz. Yüksekova'ya havaalanı yapıyoruz. Cizre, Şırnak'a havaalanımız devam ediyor. Ama o yapılan havaalanına karşı bildiri yayınlayanlar var bir tarafta. Havaalanına karşı bildiri yayınlayanlar. Ben bunu anlamakta da zorlanıyorum doğrusu. Üniversite okuyan, üniversite mezunu insanların da biraz bunu da sorgulaması lazım. Niçin bu hizmetleri? Silvan projesi, bakın Diyarbakır, içinizde Diyarbakırlı var mı? Silvan diye bir projemiz var, değerli kardeşlerim. 250 bin hektar alanı sulayacak bu proje. Bittiği zaman. Oraya milyarlarca lira yatırım yapıyoruz. Fakat kaç defadır saldırı oluyor bu projemiz. Yüz binlerce insana ekmek sağlayacak, aş sağlayacak, istihdam sağlayacak bir proje. Niye buraya saldırı oluyor diye de sormamız lazım. Demek ki birileri bu bölgenin insanları okusun istemiyor, iyi eğitim alsın istemiyor. Gelir düzeyi, refahı artsın istemiyor. Daha fazla demokrasi, daha fazla hak, daha fazla özgürlük olsun istemiyor. Bunları belki propaganda olarak kullanıyor ama asıl derdi demek ki başka. Başkalarına hizmet ediyor demek. Bu bölgedeki insanın menfaatini esas alırsa bir grup, bir topluluk bunları yapar mı? Gerçekten burada yaşayan Kürt vatandaşlarımızın menfaatini esas alıyorsa birileri, eğitim kurumlarına saldırır mı? Sulama tesislerine saldırır mı? Yollara saldırır mı? Türkiye'de anayasanın, demokrasinin tartışıldığı bir ortamda terör eylemlerini arttırıp demokrasinin gelişmesine engel olur mu? Temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine engel olur mu? Bunları yapıyorsa demek ki başkalarına hizmet ediyor. Başka hesaplara hizmet ediyor. Bunu da hepimizin değerlendirmesi lazım diye düşünüyorum. İnşallah hiç kimsenin burnunun kanaması. Bakın insan her şeyden daha değerli. Bizim maneviyatımız da bize diyor ki bir tek insanı haksız bir yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir tek insana hayat vermek de bütün insanlığa hayat vermek gibidir. Biz insanı esas alırsak, insanın özgürlüğünü, refahını, şartlarını esas alırsak bütün bunları aşarız. Burada da hepimize görev düşüyor. Sadece hükümete, sadece bize görev düşmüyor. Bütün sivil toplum kuruluşlarına, bütün partilere, bütün görüşlere görev düşüyor. Farklı düşünebiliriz. Ben farklı bir partiden olabilirim, siz farklı bir partiyi tercih edersiniz. Ama bir noktada anlaşalım. İnsanı odağa alalım. İnsanın haklarını, temel özgürlüklerini odağa alalım. Ve hayatımızdan şiddeti, hayatımızdan terörü, hayatımızdan kanı, çatışmayı çıkaralım. Gelişmiş bir ülke olmak istiyorsak, hep birlikte kalkınmak istiyorsak, güçlü bir ülke olmak istiyorsak, bugünkü dünyada bunu sağlamak zorundayız. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, sabahtan beri değişik yerlerde konuşuyorum. Biraz sesimin de kötüleştiğini herhalde siz de fark etmişsinizdir. Eğer müsaade ederseniz
Son bir soruyla bitirmiş olalım. Özür dilerim. Ben söyleyeyim. Buyurun. Bundan sonra da bazı programlar, affilerimiz var. O bakımdan müsaadenizi isteyeceğim. Buyurun. Sayın Bakanım, Raif Medetoğlu benim adım. Aile Kalkınma Derneği adına buradayım. Evvela insanlığın ikinci babası olan Hazreti Nuh'un memleketine hoş geldiniz diyorum. Tabii ben şuna inanıyorum. Ülkemiz son 10 yılda ciddi bir atılım gerçekleştirmiştir. Bu hükümeti bütün samimiyetimle takdir ediyorum ve ayakta alkışlıyorum. Ancak bunu da ifade etmekte yarar var. Devlet geçmişte işlediği günahlara tövbe etmiştir. Artık kardeşliğin temeli atılmıştır. Ve biz bundan sonraki süreç içerisinde birbirimizle kenetlenerek, birbirimizi severek, birbirimizi dinleyerek bu 30 yıllık, 40 yıllık problemi hep beraber birlikte başarabiliriz, çözebiliriz. Bu güç, bu kudret bizde mevcuttur. Ancak arkadaşlarımız Mardin'den, farklı yönlerden, öğrenci kardeşlerim söz aldılar. Tabii siz de doğal olarak Mardin'in kalkınmasından bahsettiniz. İşte farklı illerin bölgesel kalkınmasından söylediniz. Ben sizden mesela Kalkınma Bakanı olarak çalışıyorsunuz, emek sarf ediyorsunuz. Biz de yerelde bir kalkınma, Ağrı Kalkınma Derneği olarak siz büyüklerimizden çok şey bekliyoruz. Özellikle ben Ağrı'da hani buraya gelmişken müjdeli haberleriniz olacak mı bize? Gerçekten Ağrı'nın bölgesel olarak genelde de çok kalkınmaya ihtiyaç duyduğu bir il. Bu manada sizin gelmişken böyle söz verdiğiniz veya kısa zamanda projeleriniz varsa lütfen aktarırsanız ben de onu teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eserler söz konusu. Doğu Beyazıt bölgemiz başta olmak üzere. Bu konularda özel idaremize bu gelişte eli boş gelmemek için 2,5 milyon liralık bir kaynakla geldik. Onu İnşallah özel idaremize göndereceğiz. Özellikle turizm amaçlı eserlerin restorasyonu konusunda bu kaynak kullanılacak. Özel idaremiz kanalıyla kullanılacak. Yine Patnos ilçemizde de eğitime ilişkin bir ek kaynak söz konusu olacak. Ama onu henüz işlemlerini devam ettiriyoruz. Önümüzdeki dönemde bir tamamlayacağız. Ağrı ile ilgili normal programladığımız projeler dışında bugüne kadar ek bir takım ödenekler de gönderdik. Özellikle bu köylere sıcak asfalt çalışmalarını desteklemek amacıyla geçen gelişimizde de bir destek göndermiştik. Bölgede aslında diğer illerimize de örnek olabilecek nitelikte çok güzel bir takım çalışmalar yürütülüyor. Ağrı ilimiz kırsal alanı tabii çok geniş bir bölgemiz. İnşallah özellikle bu tarım hayvancılık konularına daha fazla bundan sonra da ağırlık vereceğiz. Yalnız burada bir de İran'la ilişkiler çok önemli. Bakın hiçbir bölge diğer ülkelerle ticaret yapmadan kalkınamaz. Özellikle İran'la ilişkiler Doğu Anadolu için, hatta Doğu Karadeniz için olmazsa olmaz ilişkiler. Bu anlamda da bu gelişimizi de İran'dan çok sayıda misafirimiz var Ağrı'da. Yarın da bir aksilik olmazsa inşallah İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ağrı'ya gelecek. Sınır bölgelerinin valileri Ağrı'da, bizim valilerimizle birlikte Ağrı'da uluslararası bir toplantıyı gerçekleştireceğiz bu vesileyle. Artık bu bölgelerimizde de uluslararası toplantıların yapılacağını, yapıldığını ve az önceki kardeşimizin de ifade ettiği bu imaj meselesi de bence bu açıdan önemli. Bu faaliyetleri burada daha fazla yapacağız inşallah. Uluslararası anlamda insanların geldiği, tanıdığı, iş dünyasının, bürokratların, siyasetçilerin birbirleriyle ilişki kurduğu böyle ortamlarda oluşturmaya çalışıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sayıda söz isteyen var ama yabancı misafirlerimiz var. Peki bayanların bir hakkı olsun. Son bir soru. Sayın Bakan,
Sayın Bakanım, öncelikle Arya Üniversitemize hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben Malatya'dan geliyorum. Çocuk gelişim bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu sene bölümümüz son. Yalnız ön lisanslı olduğunuz için hani atanabilme şansımız çok fazla değil hani. Gerçekten rastlığınız için çok dereceye kadar. Bundan dolayı biz gelecek kaygısı çekiyoruz. Hani bu anlamda neler yapılabilir? Bölümümüzün ön lisans düzeyinden lisans düzeyine çıkarılabilir.